Merhaba arkadaşlar, ben Cihan Özhan. Dijibil için hazırladığımız bu görsel derste Microsoft'un geliştirdiği XPS doküman uzantılarını VPF uygulamalarımızda nasıl görüntüleyeceğimizi öğreneceğiz. Bununla ilgili Microsoft'un geliştirdiği Document Viewer kontrolünü kullanacağız. Bu kontrol sadece kendisine bir XPS dokümanı verdiğinizde onu başarılı bir şekilde programınızda, uygulamanızda gösterecektir. Bu XPS dokümanının uzantısı XML Parser Specification ve PDF'in yani Adobe'nin geliştirdiği PDF'in Microsoft versiyonu diyebiliriz. Son zamanlarda yaygınlaşmaya başladı. Şimdi bunu çok basit bir şekilde yapacağız. Bir Window'um var. Bu Window içerisinde bir Document Viewer kontrolüm var. Buna birazdan geleceğim. Ancak öncelikle bunun çalışabilmesi için bir referans eklememiz gerekiyor. Solution Explorer'dan References kısmından Rich Framework'ün burada ekli olması gerekiyor. Ben bunu daha önceden ekledim. Referans bölümünde Add Reference diyerek .NET bölümünde R'ye bastığınızda Rich Framework gelecektir. Bunu projenize dahil ettikten sonra sorunsuz bir şekilde bu uygulamayı yapabilirsiniz. Burada bu Document Viewer nesnesi Toolbox'ta All VPF kontrol içerisinde burada bunu sürükleyip bırakarak boyutlandırma yaparak istediğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Arka plana da ben gri yaptım. Şimdi bunun code behind yani arka plan kodlarına CSS'lerine bakalım. Burada ben uygulama açıldığı zaman yani bu form loaded olduğu zaman loaded event çalıştığında benim XPS dokümanımın D dizin içerisindeki test.xps dokümanının görüntülenmesini istiyorum. Bunun için de tabii ki bu loaded eventini yakalamamız gerekiyor. Onun da en temiz yolu this.loaded diyerek bu eventi fırlatacak metodu oluşturmak. Daha sonra bu event içerisinde XPS document nesnesini kullanacağız. Bunun için de yukarıdan Using kısmında namespace eklememiz gerekiyor. Bu da sistem.windows.xps. paketleme işlemlerini gerçekleştiren namespace'i ekleyeceğiz. Ve bir de burada file access sınıfımız var. Onu da sistem.io ekleyerek kullanacağız. Şimdi ilk olarak bir XPS doküman nesnesi oluşturup XPS adını veriyorum. Ve bu oluştururken bizden iki parametre istiyor. Bu parametrelerin bir tanesi bu XPS dokümanının olduğu bilgisayardaki hard diskin yolu. Ben D dizinin içerisinde bir test.xps dokümanı bulunduruyorum şu an. Bu dokümanı kullanarak ekrana göstereceğiz. Daha sonra bunun modunu belirtiyorum. Bu da file access.read yani bu dokümanı oku şeklinde. Ve ekranda bir document viewer'ımız vardı. Bunun da adı document viewer.document. Düzeltiyorum. Document viewer. Bunun document özelliğine bizim oluşturduğumuz XPS'den gelecek veriyi aktaracağız. Bunu da getFixedDocumentSequence metoduyla gerçekleştirebiliyoruz. Yani buradan gelen veriyi XPS alıyor. XPS nesnemiz. O da kendi içerisindeki bir metot ile bizim Document Viewer'ımızın Document özelliğine bunu aktarıyor ve başarılı bir şekilde çalışacaktır. Şimdi F5 ile çalıştırıyorum. Bu şekilde bir XPS dokümanımız var. Test XPS'miz. Burada gördüğünüz gibi tüm işlemleri gerçekleştirebilir. Şu şekilde içerisinde arama da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi XPS dokümanı başarılı bir şekilde çalışıyor.